Olmazsa da bu dolap gibi ikinci el yerlere
kişiye almışım. İstiyorum gibi evlilik gibi kokayım anasını. Üstüne de diyor ki sophisticated, refined, sparkling. Sofistike. Rafine. Yani böyle daha class şık bilmem ne duracaksınız ama şimdi açalım da ne kokuyor verelim. Kokusu da bu rengi çok seviyor. Lanet olsun. İlk kokladığımda çok hoşuma gitmişti ama şu an yine örmek istiyorum. Bunu kendime niye yapıyorum? Neden? Bunların yerine kendime kumaş pantolon alabilirdim. Çok mutlu olabilirdim. Elimi onların üstüne gezdirebilirdim. Onları ütüleyebilirdim. Of. Bu tam yazın ya da bahar. Üstüne böyle sık sık her gün kullan. Böyle şıkır şıkır süslü bir şey değil. Bu arada ayağımı kıtlatıyormuş, kusura bakmayın. Şıkır şıkır süslü bir şey değil. Daha böyle sade, duru, giydiğiniz zaman az kalacak bir koku. Ama aşırı derecede çay kokuyor. Yani yeşil çay sanırım bu. Yeşil çay da olmayabilir ama aşırı çay kokuyor. Gül kokuyor. Bu çay kokusunu şeyden atamıyorum ama o kadar güçlü ki. Denemek için tenime sıkmıştım şurama bir yere. Sonra üstüne kıyafet giydim. Kıyafetin altından hala buram buram onun kokusu çıkıyor. Deli oldum. Artık seviyorum. Artık seviyor muyum bilmiyorum. Emin değilim. Allah'ım. Sanırım bunların hepsini bir tek şu küçük şey nerede? Şu küçük bebe aşkım saç spreyi gibi kokan bu çok güzel kokuyor. Ama ya bilmiyorum bu kokuları seven olabilir yani. Şunun dışında sevilenleri anlarım. Aynen bu bildiğin çay. Yani buzlu çay mı dersin? Çay mı dersin? Direkt çay, dümdüz çay. Çok moralim bozuldu arkadaşlar. Çok moralim bozuldu. Çok sevdiğim bir parfüm var. Geçen birinin yorumuna yazmıştım ama kaç kişi görecek güzel günü. Şey, erkek reyonunda Rich, Warm, Addictive. O parfüm çok güzel. Erkekten çok daha kadına yönelik bir koku yani çünkü bayağı tatlı. Ama erkeklerde de hiç yadırgamam çünkü babam da kullanıyor. Ben de aradan aşırı çok erkeksi odunsu bir koku aramıyorsanız deneyebilirsiniz. O da şey kokuyor. Bal, Hindistan cevizi, böyle bir içki, hani viski gibi bir şey kokuyor. Bir de vanilya. Çok güzel ama. Çok güzel. Şu an hiç seviyormuş gibi değil ifadem ama o parfümü gerçekten çok seviyorum. Kurban olurum ona canım benim. Hele bunları kokladıktan sonra bunları yapan burunları kurutsun Allah. Bu ne ya?
bilirsiniz. Alır mıyım, almaz mıyım? Böyle saçma sapan şeyler alınca da bir para kalacak mı onlara? Normalde böyle değilim. Alacağım şeyi 10 kere düşünürüm. Lazım olacak şeyler alırım. Otağa para harcamam. Ama koklamadan niye parfüm? Saç boyası falan filan almıştım. Yine bir alışveriş videosu daha gelir.